Arkadaşlar merhaba. Bugün Reon'da Parasite SEO ile alakalı bir içerik paylaştım. Ve bu içerimde anahtar kelime yamyamlığı ile alakalı ufak bir bilgi paylaşımında bulundum. Şimdi anahtar kelime yamyamlığı nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse temelde şudur arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Sizin en kolay kredi veren bankalar adında bir içeriğiniz varsa ve bu içerik Google arama motorunda sıralama almışsa siz arkadaşlar gidip kredi veren bankalar adında ekstra bir içerik girdiğiniz zaman bu anahtar kelime yamyamlı oluyor. Ve arkadaşlar özellikle 2022 yılı için konuşuyorum. Bu anahtar kelime yamyamlı çok daha önem kazanmış durumda. Ve 10PCSU hizmeti verdiğim birçok müşterimin de web sitesinde bu durumla karşılaştım. Şimdi Google arkadaşlar bir anahtar kelimede bir web sitesinin sadece bir sonucuyla yer almasını istiyor. Otoriter siteler dışında yani kozbor gibi otorite sahibi olmayan web siteleri bir anahtar kelimede iki farklı arama sonucuyla arkadaşlar yer alamıyor. Bu yüzden de biz zaten birçok içeriğimizi birleştirmeye başladık. Ki zaten sayfa otoritesi ile alakalı paylaşmış olduğumuz içerikte bu konuya da arkadaşlar değindik. Yani sayfa otoritesinde işte mevcut sayfaların yani hiç çekmeyen sayfaların işte düşürülmesi gerektiğini anlatmıştık. Aslında bu konuda bir tık onunla alakalı. İşte sıralama almayan veya işte e, anahtar kelime yamyamlığına sahip içeriklerin arkadaşlar birleştirilerek tek bir içerik haline getirilmesi gerekiyor. Bununla da alakalı ben direkt bir örnek olayı sizinle paylaşayım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bizim Winon Pro K diye bir içeriğimiz vardı. Windows 10 etkinleştirme diye de ekstra bir içeriğimiz vardı. Biz arkadaşlar bir dönem Windows 10 etkinleştirme içeriğinde bakın gördüğünüz gibi ilk ondaydık. İşte 7400'e yakın bir görüntülenme 170'te bir tıklama ki bu ben o gün arkadaşlar sonuca baktığımda bu 8. sırada falandı. Sonra biz bu Windows 10 etkinleştirme içeriğine girdikten sonra arkadaşlar bizim e, bu anahtar kelimedeki sıralamadaki sonucumuz Windows 10 ürün anahtarı içeriğimizde. Biz bu içeri girdikten sonra tamamen sıralama kaybettik. Yani ilk yüzde bile yer almadık. Çünkü anahtar kelime yamyamlığı yaptık. Aynı durum Winon Pro Key için de geçerli. Biz bu içerikte de arkadaşlar e, yani Winon Pro Key'i de Normalde bizim Windows 10 ürün anahtarı içeriğimiz sıralamadaydı. Ekstra bir içerik girdiğimiz zaman yine anahtar kelime yam yaptığımız için arkadaşlar bu kelimede de hiçbir zaman düzenli bir sıralama alamadık. Gün içerisinde sıralamaya giriyordu tekrar kayboluyordu. Şu anda arkadaşlar biz bu kelimeleri yani Windows Pro Key ve Windows 10 etkinleştirme kelimelerini biz bu içeriğimizde yoğunluğunu arttırdık. Ve arkadaşlar bu içerikleri kaldırıp 301 ile bu içeriğimizi yönlendirdik. Ardından da Search Console URL kaldır aracından bu içerikleri yok ettik arkadaşlar. Peki sonuç ne oldu? Sonuç şu oldu arkadaşlar. Biz Windows 10 etkinleştirmede tekrardan sıralama almaya başladık. Ve arkadaşlar yine Win10 Pro K'de de yine tekrardan sıralama almaya başladık. Ve bu sıralamamız kalıcı olmaya başladı. Ki ufak bir backlink takviyesiyle işte biraz da ufak bir ince hit basarak arkadaşlar bizim zaten halihazırda bu içeriğimiz bu iki anahtar kelimede de üst sıralara çıkacak. O konuda hani herhangi bir şey yok, problem yok. Mesela gün içerisinde dün itibariyle biz 16. sırada falan bile gözükmüşlüğümüz vardı bu anahtar kelimede. Ya bu birkaç gün sonra tekrardan sıralama alacak. Çünkü anahtar kelime anlamda yaptığımız için Google bizi bu arama sonuçlarında cezalandırdı. Biz cezaya tabi kaldık. Tabii ki bunu cezanın hani bir search console'da falan bir bildirimi yok. Bunları sizin manuel bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. i̇şte aynı durum mesela arkadaşlar şeyde de var. Yani işte Semrush'tan site audit bölümünde bir çıktı aldığınız zaman duplicate yani kopya meta title ve meta description hatalarının da aslında temel sebebi bu anahtar kelime yamyamlıdır. Şimdi bu parasite SEO konusundaki anahtar kelime yamyamlığı ise şu arkadaşlar. Örnek veriyorum bir web sitesinden tanıtım yazısı satın alacaksınız. Sonuçta tanıtım yazısı aldığınız web sitenin sıralama, sıralamaya girmesi çok önemli bir faktör. Çünkü eğer ilk 5'te falan yer alırsa tanıtım yazısı aldığınız site ilgili anahtar kelimede size sürekli düzenli bir hit akışı sağlayacaktır. Fakat yine anahtar kelime yamyamlığına dikkat etmenizde fayda var. Çünkü arkadaşlar ilgili web sitesinde eğer halihazırda bu anahtar kelime veya çok yakın bir varyasyonuyla alakalı bir içerik mevcutsa siz arkadaşlar ekstra bu siteye bir içerik yazdırdığınız zaman sizin anahtar kelimede ilgili web sitesi yani tanıtım yazısını satın aldığınız web sitesinin sıralama alması çok mümkün değil. O yüzden arkadaşlar tanıtım yazısı alırken de siteleri kontrol etmenizde kesinlikle ve kesinlikle fayda var. Yani anahtar kelime yamyamlığının arkadaşlar anlatımı bu şekildeydi. Örnek bir sonuçla da size bu konuyu anlattık. Yine zaten yaklaşık bir 15 gün sonra falan biz bu anahtar kelimelerde tekrardan iyi bir sıralama aldığımız zaman ben bu videoyu arkadaşlar tekrardan güncelleyeceğim. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.